Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Şu anda sizlere İstanbul Kuzguncuk'tan seslenmeye devam ediyoruz. Ve şimdi de çok nezih bir mekana, İsmet Baba Restorant'a konuk olduk. Yanımızda firma sahibi Nebi Bey bulunmakta. Bakalım bizlere bu güzel mekanları ve bu enfes balık lezzetleri hakkında ne gibi bilgiler aktaracaklar ve ben hemen Nebi Bey'e dönmek istiyorum. Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Nebi Bey. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz efendim? Ben İsmet Baba'nın firma sahibinin torunuyum. Üçüncü kuşak oluyoruz. Hı hı. Dede baba sonunda bizlere geçti işletmesi. Devam ettirmeye çalışıyoruz çizgiyi bozmadan. Yani uzun yıllardır burada balık restoranı üzerine hizmet veriyorsunuz. Ve ben hemen devam etmek istiyorum ve sizlere sormak istiyorum efendim. Bu kapıdan içeriye gelen müşterilerinize hangi ürün yelpazelerinizle hizmet verdiğinizi sizlerden öğrenebilir miyiz? Şu anda bizim hizmet verdiğimiz gıdalar balık üzerine. Tamamı. Daha yani önceden, burada da görüyoruz zaten ama biz bunu bir de sizin ağzınızdan duymak istiyoruz evet, efendim. Evet, anlatayım. Daha önceden çeşitli et türleri de vardı. Ve sonunda ikisinin beraber yürümeyeceğine karar vererek biz bunu değiştirdik. Daha çok balık ürünlerini tercih ediyoruz. Izgara çeşitlerimiz ve tava çeşitlerimizin tamamı balık. Onun yanında gördüğünüz gibi çiroz, ahtapot salatası, lekarda, midye, karides, onun yanında balığa ilave ciğer, beyin, beyaz peynir, kavun 25 çeşide yaklaşan bir meze çeşidimiz var. Hı hı. Ara sıcaklarımız var. Ve bunlardan öne çıkan hangisidir diye sorarsanız müşteri tercihinde mesela börek biraz daha öne çıkıyor ama genelde ortalamaya bakarsanız şu öndedir diye bir ayrım yapamıyorum. Çünkü herkesin beğenisi farklı. Yani özellikle ben lekarda yiyeyim ya da peynir yiyeyim ya da ne bileyim bir çiroz yiyeyim diye bize gelmiyor. Ortalamada iyi olmak benim için daha önemli. Her şeyde ortalama bir tadı tutturmak. Bir şeyi çok iyi yapabilirsiniz. Bir tek iyi olan bir şeyle diğerlerinin açığını kapatmanıza imkan yok. Evet. Onun için de ortalamada bir ortalamada bir şeyleri daha doğru yapmaya çalışıyoruz. Onun için uğraşıyoruz. Ve bunu da başarmışsınız. İnşallah, ki uzun yıllardır burada emek veriyorsunuz ve hizmet veriyorsunuz efendim. Ve ben devam ediyorum ve sormak istiyorum efendim. Bu güzel mekanınız kaç kişi kapasitesinde? Sandalye sayısı 141 kişi. 15 personelimiz çalışıyor. Evet. En önemli bir şey, müşterilerimizin de dikkatini çeken, şu anda bizde 42 senedir çalışan arkadaşımız var. Mekanın artık emektarı olmuş değil mi? Olmuş. Bir de yani ne bileyim, çalışan bizden memnun olmayabilir, biz çalışandan memnun olmayabiliriz. Hı hı. Demek ki karşılıklı iyi niyetle bu uzun sürelere taşınabiliyor. Onun en güzel örneği, yani en yeni elemanımız 8-10 senelik. Yani bayağı uzun soluklu buraya giren personeliniz de sizlere hizmet vermeye devam ediyor tabii, değil mi? Tabii, tabii. Biraz seçici oluyoruz. Daha çok birbirlerini tanıyan kişileri yani alıyoruz. Ama onlar da iyiler. Biz de iyiyiz. Beraber yürüyoruz bu yolda. Peki efendim, şimdi isterseniz biraz da fiyat politikanıza değinelim. Hı. Ve burada sizi tercih eden müşterilerinize sağlamış olduğunuz, sunmuş olduğunuz kolaylıklar nelerdir diyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim sunduğumuz ürünlerin birçoğu zor temin edilen ürünler. Örneğin ahtapot. Yani her yerde gidip bulup alacağınız bir şey değil. Karides, midyada uğraş ve araştırma gerektiriyor. İyisini, güzelini ve de hesaplısını almak. Çünkü yani gidip de piyasadan her yerde her şeyi bulabilirsin. Alıp sunduğunuz zaman müşteri beğenmez ya da fiyatı ucuz, size ucuz gelir, çok para kazanacağım diye ucuz bir malzemeyi kullanırsanız o da sıkıntı yaratıyor. Onun için birazcık ince eleyip sık dokumak gerekiyor. Tabiri caizse. O da bizi zorluyor biraz. Yani bir şekilde de burada müşteri memnuniyetini ön plana çıkarmanız gerekiyor değil mi? Tabii, tabii. Yani prensip olarak şöyle söyleyeyim. Misal veriyorum. Örneğin
evde, kendi evimizde pişen yemekte bile tatta bir farklılık olduğu zaman sezip beğenmediğimiz anlar olabiliyor. Anlar olabiliyor. Burası da hizmet sektörü, yüzlerce kişi gelip gidiyor. Ne yapıyorsunuz? İyi kötü nasıl ayırıyorsunuz derseniz, misal vereyim ben size, 10 kişiden 1 ya da 2 kişi şikayet ettiği zaman belki damağının tadı o gün değişiktir ya da sevmediği bir şeydir diyebiliriz. Ama üçüncü bir kişi, dördüncü bir kişi aynı şeyden memnuniyetsizlik duyuyorsa o zaman onu düşünmek lazım. Yaşamadık mı? Yaşadık. Örneğin Plaki'de aynı markanın ürününü aldığınız halde ürünün içi değişebiliyor. Hı hı. İki karışımlı, üç karışımlı, dört karışımlı bile olabiliyor fasulye. Ağaççımız da her seferinde aynı yaptığı fasulyeyi yine aynı pişirdiği halde kimi sert kalıyor, kimi çok pişmiş kalıyor. Müşteri de şikayet, haklı. Müşteri burada haklı. Onu araştırıp buluyoruz, doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Peki efendim, İsmet Baba Restorant'ın ileriye dönük hedefi, projeleri arasında neler yer almakta? Yani bizler sizi ilerleyen süreçlerde nerelerde göreceğiz efendim? Şimdi ileriye dönük projelerde derseniz, biz de artık yaşlanıyoruz diyeyim. Bu iş hiç kolay bir iş değil. Biz şu anda 3 kişi yapıyoruz. Kardeşim, yeğenim, ben beraberiz. Dönüşümlü olarak işletmede bulunuyoruz. Ama yani örneğin niye şube açmıyorsunuz diye soruluyor bize. Evet. Ama yani şube açtığınız zaman da buradaki lezzeti, ortamı, her şeyiyle birlikte açtığınız şubede yaşatıp aynı hizmeti sunamadıktan sonra bana göre ben çok fazla para kazanacağım, bir yer daha açayım, bir yer daha açayım diye düşünmenin hiçbir anlamı yok. Çünkü oraya giden kişiler sonuçta ilk geldikleri İsmet Baba'daki tadı bulmak isteyecekler orada da. Evet. Artı tatla beraber mekanı, konumunu, bizim siz de gördünüz, cam kenarında oturan bir müşterimizin elinde olta olsun balık tutar. Evet, gerçekten yani denizin sıfır bir mekanınız var. Bunu nerede yaratabilirsiniz? Onun için bilmiyorum ileride ne gösterir. Çocuklarımız belki devam ettirerek başka farklı düşüncelerle yollarına devam ederler. Hı hı. İlerisine gösterir bilmiyorum. Şu anda burayla yetinmeye ve daha iyi idare etmeye, daha iyi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah en kısa zamanda da hayalleriniz gerçek olur i̇nşallah, diyorum efendim. İnşallah, ama sektör zor sektör, onu söyleyeyim. Evet Nebi Bey, şimdi isterseniz biraz da sektörel bazda yaşamış olduğunuz sıkıntılarınıza ve zorluklarınıza değinelim. Her sektörde olduğu gibi muhakkak sizin sektörünüzde de yaşamış olduğunuz belli başlı bir takım sıkıntılarınız, zorluklarınız muhakkak vardır. Nelerdir bunlar? Sıkıntılarımız çok. Yani son zamanlarda örneğin doğru, belki yanlış değil. Bizim Türk halkı diyeyim biraz rahatına düşkün, araçlarınla alkol alsa da yemek yemeye gitmek istiyor. Çevirmelerden dolayı haklı olarak alkollü araç kullan, dünyanın her yerinde yasak. Evet. Bir kere ehliyetini veren bir de arabasında gelmek istemiyor. Artı sigara yasağı çok etkiledi. Yani kapalı mekanların hepsi etkilendi. Açık, ayrıca açık bir yeri varsa onlar da biraz daha yazın sorun kalkıyor ortadan. Fiyatlar dönüp baktığınızda bir 10 sene önceyle çok farklı. Örneğin X bir rakı, büyük rakının fiyatı 5 liradan 53 liraya geldi. Bunların hepsi sonuçta müşteriye yansıyor. Biz de kar amaçlı bir işletmeyiz. Mümkün olduğu kadar daha az yansıtmaya çalışsanız da giderlerinizi karşılayabilmek için mecbursunuz yansıtmaya. Bunların hepsi birleşiyor. Artı bana göre şu anda en büyük sorun İstanbul'da bizim sektörü etkileyen trafiktir. Evet. Uzak yerlerde oturan ya da çalışan müşterilerimiz haklı olarak tercihini kendi ikamet ettikleri, yaşadıkları yerlere yakın yerlerden seçiyorlar. Hı hı. Ben de onlara hak veriyorum. Çünkü aynı şeyi ben de yaşıyorum. Hı. Ben de öyle tercih yapıyorum. Bunların hepsi birleşince müşteri sayısı azalmaya başladı. Artı, pardon unuttum onu da, çok yer açıldı.
insanların tercih edebileceği çok yer açıldı. Onlara da bir kısım müşteri öbür nedenlerle birleşince gidiyor, tercih ediyor. Pastanın payı yavaş yavaş azalmaya başladı, bölünüyor. Peki efendim, kalifiye eleman bulma zorluğu ya da sıkıntısı yaşamakta mısınız dönem dönem? Yaşıyoruz muhakkak. Şöyle ki aldığınız kişinin en azından bizim buranın 60 yıllık tarihine yakışacak kişi olması lazım. Çok ince eleyip sık dokuyoruz onda da. İlk önce arkadaşlarımızın bu sektörde çalışan yakınları, bildikleri, tanıdıkları varsa onları tercih ediyoruz. İyi referansları olması lazım. Çünkü yani gözünüzü kapatıp işletmeyi bırakabileceğiniz kişiler olması lazım. Ahmet, Mehmet değil. Evet. Hangisi olursa olsun, yani işiniz oluyor. 10 dakika bir yere gittiğinizde gözünüz kapalı onlara teslim edebileceğiniz gibi eleman olması lazım. Sıkıntı yaşıyoruz ama Allah'a şükür bu çok uzun süreli olmuyor. Bir iki denemeden sonra doğruyu buluyoruz. Peki Tarcım. Efendim, ben şimdi size çok özel bir sorumu yönlendirmek istiyorum. Burada sizler gibi aynı işi icra eden farklı balık restoranları muhakkak vardır. Ama İsmet Baba Restorant olarak sizi bunlardan farklı kılan, ayrıcalıklı kılan en büyük özelliğinizin ne olduğunu ben size yöneltmek istiyorum. Vallahi tabii müşterilerin düşüncelerini pek bilemem. İşlerinde buna da saygı duyuyorum. Beğenmeyenler de olabilir, fiyatı yanlış değerlendiren her şey olabilir. Ama bizim ayrı kılınmamızın nedenlerinden ve 62 senedir buradaysak, benim düşüncem müşterileri biz müşteri olarak görmüyoruz. Evet. Artık onlarla biz bir aile gibi olduk. Çünkü yani örneğin bir gecede 120 kişi geliyorsa işletmemize, bunların belki 100 kişisi tekrar ikinci, üçüncü, belki 15. sefer gelmiştir. Yani 20 kişi de çok çok fazla bir değişiklik değil. Öyle düşünürseniz demek ki beğenip devam ediyor, gidiyor. Yanlış bir şey yapmıyoruz. Yanlış yaptığımızda zaten onu da anlıyoruz. Onu düzeltmeye çalışıyoruz. Belki isteyerek, belki istemeyerek oluyor. Ama öyle bir şeyler olursa da inanın düzeltiliyor. Peki efendim, buradan son olarak bizlere ve izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu iş çok zor, çok zahmetli. Hatalarımız da olabilir. Müşterilerimizden ilk önce ufak tefek kusurlarımız olursa bizi affetmeleri. Evet. Bunlar yine demin de söylemiştim, isteyerek ya da istemeyerek olmuş şeylerdir ama olmuş diye bakalım. Çünkü 62 senedir aynı mekanda, aynı aileden kişilerin hizmet verdiği bir restoran hiçbir şeyi kasten ve bilerek yapmaz. Bütün geçmişte olduysa ufak tefek kırgınlıklar, onlar için bir defa işletme olarak özür dilerim. Bundan sonra da nasıl gittikse 60 sene, inşallah belki bir 60 sene daha biz ya da İnşallah çocuklarımız efendim devam etmek isteriz. Ama her şeyi zaman gösterir. Yani biz aynıyız. Kısacası buradan izleyicilerimize şunları da söyleyelim mi Nebi Bey? Yolu buraya, Kuzguncuğa düşen herkesi İsmet Baba Restoran'a davet edelim. Bu enfes balık yelpazenizin tatlarına burada yakinen varma şansına sahip olsunlar. En azından gelsinler bu denize sıfır restoranınızda, yemek yemeseler dahi bir kahve içme şansına da burada sahip olsunlar. Sizin farkınızı, sizin ayrıcalığınızı burada sizlerle İsmet Baba Restoran'da beraberce yaşasınlar diyelim mi efendim? Diyelim. Ben bir şey ilave etmek ister miyim? Tabii, buyurun. Sadece restoranımızı değil, bizim güzel kuzguncuğumuzu da evet ziyaret etmelerini isterim. Dinlerin buluştuğu yerdir burası. Çok güzel bir semttir. Ufak, keyifli, fotoğraflamaları çok zevkli olacak. Biz semtte bekleriz herkesi. İnşallah. Peki efendim, bizlere vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyor. Başarılarınızın devamını diliyorum. Daha nice uzun yıllar sizlerle olsun Nebi Bey. İnşallah. Çok teşekkür ederim iyi dileklerinize.
Rica ederim efendim. Evet, Sektörel Haber Merkezi izleyicileri İstanbul Kuzguncuk'tan İsmet Baba Restorant'tan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Ben sözü merkez stüdyolarına bırakıyorum. Hoşça kalın.